Merhaba arkadaşlar. Connex Network bir tane atölye yayınladı. Bu Connex'in YouTube kanalında var. Oradan bakabilirsiniz. Bu atölyedeki şeylerin ben biraz özetini yapacağım size. Yine atölyeye de bakabilirsiniz. Hani kendi deneyimlerimi de paylaşacağım. Şimdi bu atölyenin içeriği Connex Network'ta Build With Us diyoruz. Get Started diyoruz. Şurada Greeter dediğimiz selamlama. Selamlama çünkü Xcall dedikleri teknolojiyi kullanmayı anlatan bir çalışma bu aslında. Burada diyor ki şu ön hazırlığı falan bir geçelim. Ben size genel şeyi söyleyeyim. İki tane bizim kontratımız var. Bir kaynak kontrat. Bu kontrat Ethereum'un yani yanlış okuyorsam kusura bakmayın. Guarly diye bir network var. Guarly network'ünde test network'ü çalışıyor. Diğer kontratımız yani target kontratta hedef blok zincirde çalışıyor. Burada Optimism Guarly'de çalışıyor bu da. Ve iki kontrat da aynı Hardhat dediğimiz Ethereum geliştirme araçlarından birini kullanarak yüklüyoruz. Burada Hardhat gibi işte Foundry, Truffle gibi şeyler de var. Aslında burada ne yapıyoruz? Ben burada projeyi yaptım. Projeyi yaptım. Ama yine de buradan. Ne diyelim? Yani şu an Connect'in içinde de yeni bir tane yapıyormuş gibi düşüneceğiz. Hepsini yapmayacağım ama çünkü uzun sürüyor. Bir tane Test Connect diye bir şey açayım size. Orada göstereyim. Pardon. DD Test Connect. Ve giriyoruz. Bir hata verebilir ama onu deneyeceğim. NPX Hardware diyoruz. Vardır. Burada önceden koyduğum için bu private key'i de şimdi sildim eğitim için. Private key'in hatalı diyor. Ama ben, o hardhat şunu yapabiliriz. Bu şimdilik pardon. Gelelim Visual Studio kodumuza. Şurada env diye bir dosya var ya. O dosyayı bir silelim şimdilik. Atölye için. Yok yine aynı hatayı vereyim. Tamam. O zaman ben size süreci söyleyeyim. Şimdi NPX Hardhat dediğimizde şurada gördüğünüz ekran geliyor ve biz buradan Create JavaScript Project'i seçiyoruz. Seçtikten sonra şu paketleri yüklüyoruz. Bunları aynen şu şekilde yani yüklüyoruz. Bunlarda bir şey yok. Ne yüklediğimizi ben size söyleyeyim. Bir Connext'in array üzerine ekliyoruz. Bir OpenZeppelin'den kontratları ekliyoruz. İşte bu birincisi yani Connext'in interface'leri. Sizin bu Xcall fonksiyonlarınız için ihtiyaç duyulan şeyler. Bu kontrasta token, genel token mintleme, yakma gibi şeyler için ihtiyaç duyuluyor. Yine OpenZeppelin kütüphanesine ekliyoruz ve .env yüklüyoruz. Buradaki env dosyasını özellikle çalıştırmak için. Sonra bu env'i biz oluşturuyoruz. Az önce ben sildim ya. Bunu da Visual Studio Code'da açıyoruz. Yani bu işlemleri şu konsolda yaptıktan sonra o klasöre girdiğinizde zaten Visual Studio Code'da bunlar geliyor. Şu kontratlar gelmiyor. Şu iki kontrat gelmiyor. Siz bir tane şuraya yeni dosya oluşturuyorsunuz. Ona source creator dedim. Yani uygulamaya uymak için. Bu source creator'ın içerisine bunu koyuyoruz. Burada önemli bir şey. Bunu önce compile edeceğiz. Sonra deploy edeceğiz. Sonra verify edeceğiz. Compile ederken bunun şu hardhat config.js'inde şurada genelde 0.8.9 oluyor. Bunu 0.8.17 yapıp şunu ekliyoruz. ET Goerli'yi ekliyoruz.
Bak burada diyor ki 0xe ön ekini alıyor. Ondan sonra buradaki private key kullanarak hesabı oluşturuyor. O yüzden bu şurada nokta m deyip private key'imizi bunun içine koymamız lazım. O private key önemli. Pardon göremedim de bir. Heh. Buraya koyuyoruz. Devam edelim. Kontratımızı buraya koyduktan sonra compile için hard.config.js'i değiştirdikten sonra compile ediyoruz aslında. Mesela ben kendi loglarımdan göstereyim. Ne yapmışız? Biz bunu koymuşuz. Aldığım hataları da göstereceğim. Ha, ilk olarak 0809 ile ilgili hata almışım şu hard.config'de. Orayı güncelleyince tamam demiş. Compile ettim sorunsuz bir şekilde. Sonra ben devam etmişim. 0.8.0.17'yi kurmuş. Evet, kurduktan sonra diyor ki şimdi bir kontratı koyduk ya, ondan sonra bir de şu scripts deploy source dediğimiz dosyayı, JS dosyasını koyuyoruz. Bu JS'de de bunu deploy ederken Goerli üzerindeki connect kontratı ve Goerli üzerindeki bir test kontratı ile iletişime geçiyoruz. Bunun yapıcı metodu iki tane parametre alıyor o deploy verify ederken de. Neyse çok dağıtmayayım. Şurada deploy ederken bu dosyayı oluşturuyorsunuz. Hiç kodlamaya girmeden anlatmaya çalışıyorum. Pardon, başka bir yere uçtuk. Kodlamaya girmeden şurada scripts'in içerisinde deploy source ve deploy target yok. Sadece deploy geliyor. Biz deploy source koruyoruz. Bunu koyarken bazen şöyle altına gidiyor, ona dikkat edin. Direkt scripts'in altında olacak. Ben bunu bir altına yanlışlıkla koymuşum. Bana demiş ki script'i bulunamadı. Sonra onu güncelledikten sonra da şu hatayı almışım. Bakiye yetersiz. Bu bakiye yetersiz hatasını da aldım ben. Bunun sebebi ne? Gelelim en başa. Şimdi siz bunu yaparken şurada diyor ya, iki tane testnet'ten token almanız lazım. Bunlar ama ikisi de Goerli'nin fault'ları. Bir Goerli var, bir de Optimism Goerli var ya. Burada eksik var aslında. Ben bunu da söyledim. Ekleyecekler. Sonra bu fault'lar da öyle bir şey ki artık Ethereum'un test parası bile kıymetli. Bayağı sizi böyle zorlayarak veriyorlar. Mesela ben Twitter hesabımı vermek istemedim. Mudit diye bir bloğa erişim iznini. Buradan alabiliyorsunuz. Goerli fault'tan. O da diyor ki göndereceğim hesabında 001 Ethereum olması lazım. O şekilde gönderirim. Ben 8 saat önce bu şekilde bir tane almışım mesela. Aldım. Tamam. Ama 0.02 gönderiyor günde. Bu da aslında az. Yani işlemlerimiz için az oluyor. Neyse. O yüzden bakiye yetersiz dedi. Bunu nasıl aşabilirsiniz? Başka musluklar da var. Oralardan alabilirsiniz. Evet. Bu musluklardan alabiliyorsunuz. Ben şey yaptım ama yani baktım buradan az veriyor. Bu developer support'tan dedim ki hani burada token az. Bana bir 0.5 0.5 test Ethereum'u gönderdiler. Ama normalde bu musluklardan almanız gerekiyor. Ondan sonra bu hatayı açtık. Bak yine vermiş, yine vermiş. Ben böyle bir zorluyorum. Niye hata veriyor diye. Çünkü bakiye var gözüküyor ve yeteceğini düşünüyorum. Ama yetmiyordu. Ondan sonra ya ben zorlamışım. Ha, sonra ben buradaki şeyi değiştirdim. Dedim ki acaba private key mi tam algılayamıyor? 0x ön ekini sileyim, ekleyeyim falan. 0x ön ekini siliyoruz aslında. Yok ama ondan dolayı da değil. Devam ediyoruz.
Bu hatayı almaya aldım, aldım. Sonra şurada oldu. Burada iki tane uyarı veriyor. Diyor ki burada kullanılmayan fonksiyon parametreleri var. Bu bizle ilgili değil ama oldu. Hatta ne diye deploy diyor. Hemen onu da bakalım. Kontratı burada deploy ettik en son. Tamam mı? Dedi ki şuraya deploy ettim dedim. Burada da diyelim. Önce Network Goerli'de bunu deploy ettim. Sonra Optimism Goerli'de diğerini deploy ettim. Ha bu dokümantasyonda bir tane eksik var. Optimism Goerli'de de test token'ı almak isteyebilirsiniz. Ama onu farklı bir yerden alıyorsunuz. Bu aklınızda olsun. Yani diye Goerli musluğuyla Optimism Goerli'nin musluğu farklı. Optimism Goerli'nin musluğunu ben şeyden aldım. Bu Quicknote'dan aldım. Bu Quicknote'da da yine ne dedi? Dedi ki sen işte cüzdanını bağla. Hadi bağlayalım dedik. Buradan seçiyorsunuz. Sonra seçtik. Ve bana tweet atarsan iki katı dedi. Tweet atmadım. 0,25 test parası verdi. Ha bir de yine cüzdanında Ethereum bulundurman lazım. 0,001. Bunları yapınca verdi. Artık Ethereum test parası bile öyle bir şeye gelmiş ki yani sıkıyorlar musluğu artık. Buradan sonra ikisinde de iki farklı ağda da test parası olduktan sonra deploy ettik kontratları. Bak buraya da deploy ettik, buraya da deploy ettik. Şimdi deploy ettik, sonra bunları verify edeceğiz. Verify edeceğiz. Bu nerede edeceğiz? Etherscan'de edeceğiz. Goerli testnet için baştaki. Etherscan'e gidiyoruz ve bir API key'i alıyoruz. Bak bana burada diyor ki senin API key'in yok. Gittik Etherscan'e API key'ini aldık. Bunu da göstereyim. İşte burada giriş yaptık. Burada şarjımız diyorum pardon. Pardon başka bir şarj konusu araya girdi de. Buradan bir kullanıcı adı oluşturuyoruz. Mail oluşturuyoruz. Buradan API key'lerimizi alıyoruz. API key'lerimizde de işte bir tane vermiş bana. Bu yayından sonra sileceğim. Bu API key ile diyor ki mesela bu kadar çağrı yapabilirsiniz. Şu an free API planındasın. Bu API key'imizi de getiriyoruz. Burada bizim hardhat.config.js'te bakın burada buraya koyuyoruz. Tamam. Goerli için aldık. Optimizm'in için ayrı almamız gerekiyor. O da var. Burada ben deploy ederken önce yanlış kontratı bastım. Şuraya koymuşum. Şey verify ederken. Diyor ki bu ad Goerli'de değil. O hatayı vermiş. Burada npx'in hardhat. Dikkat edin ilk npx hardhat'le dosyayı oluşturduk. İşte compile ettik. Deploy ettik. En son verify ederken de bizim kontratımızı yazıyoruz. Sonra iki tane daha parametre yazıyoruz. Bizim cüzdan adresimiz artı diğer iki yapılandırıcı parametre. Burada çünkü bakın diyor ki source creator iki parametre alıyor. Sen bunu tek gönderemezsin. Ondan sonra successful diyor. Kaynak kod gönderildi ve doğrulandı diyor. Şuradan da diyor doğrulanmış şeye bakabilirsin. Gördüğünüz gibi kontratımız doğrulandı. Burada ben write kontratta web 3'te giriş yapmıştım. Bir daha yapacağız. Yapabiliriz. Yani burada MetaMask'ı bağlıyorsunuz. Bir daha. Bağlayalım. Bağladık MetaMask'ı. Burada fonksiyonlarını görüyoruz artık kontratımızın. Bir saniye. Kullanabiliyoruz.
Şuradan devam edeyim. Bak, bazen Mac. Buradayız. Buradayım hemen. Buradan verify de ediyoruz. Verify ettikten sonra dokümantasyonda bize diyor ki, bunu küçültelim. Diyor ki bunların hepsini yaptıktan sonra verifylerini yaptık. Bir transaction gerçekleştirme. Bu transaction gerçekleştirmede yalnız ben bunu sonuna kadar yapamadım. Çünkü bir Ethereum'dan fazla şey istedi, test parası bunları yaparken. Burada bir tane test token diye bir şey var. O test token'ın sayfasına gidiyoruz. Şurada test token, ona tersken diyor ya. Burada write contract kısmında mint fonksiyonunu kullanarak bizim adresimize, mesela işte buradaki adres değil de başka cüzdanda, buradan diyoruz ki mesela şu kadar 10 tane test parası gönder yapıyoruz. Write diyemiyoruz çünkü web şeyi cüzdan bağlı değil. Bağlayınca write çıkıyor. Test tokenlarımızı gönderiyoruz. Ha, şunu gösterecektim. Buradaki ana şey şu. Bakın, bütün hikayenin özü. Diyor ki cüzdandan kaynağı gönderiyoruz. Kaynak Connect ile iletişime geçip Destination Greetra'ya yolluyor. Yani ikincisine. Ayrıca diyor mesela burada update greetings kullanabiliriz. Burada mesela bir string de gönderebiliyoruz karşıya. Hello Chain işte bunun için çok test token istedi. Ben onu yapamadım. 1,3 falan test token istedi Ethereum. Bunların hepsini giriyoruz. Daha sonra Destiny'nin karşı tarafa Hello Chain mesajını gönderiyoruz. Aslında bu Hello World'ün bir farklı versiyonu. Zincirler arası mesaj gönderme. Sonraki adımlarda da Xcode'da başka işlemler yapma var. Ama özetle, şimdi bu videoyu bir kere izleyince hemen aklınıza yatmaz. Ama atölye, bundan sonra atölyeyi geniş geniş izleyince daha somutlaşır. İki tane testnet var. İkisinden de para alıyoruz ve bir testnette bir kontrat deploy ediyoruz. Bir testnete bir kontrat deploy ediyoruz. Ve bunlar bu kontratları deploy ederken Connext'in kütüphanesini kullandığımız için buradaki kontrat aslında buradaki blok zincirdeki kontratla haberleşiyor. İşin özü bu. Hardhat kullanıyoruz arka tarafta. Bir Ethereum geliştirme aracı. Farklı da olabilir. Hardhat'in işte Hardhat Compile, Hardhat Deploy, Hardhat Verify gibi özelliklerini kullanıyoruz, fonksiyonlarını kullanıyoruz. Bu şekilde X kolları gerçekleştirebiliyoruz. Mutlaka atölyeye de bakın derim. Ama özetle bir X kol kullanımı bu şekilde, umarım faydalı olmuş.